Omurga sağlığı hem yetişkinler hem de çocuklar için hayati öneme sahip bir konudur. Zira sağlıklı bir omurga günlük yaşam aktivitelerimizi sürdürebilmemiz ve uzun vadede fiziksel sağlığımızı korumamız için gereklidir. Peki çocuklarda omurga sağlığını nasıl koruyabiliriz? Şu anda içinde bulunduğumuz günlerde çocuklar okula başladılar. İlkokula başlayanlar, ortaokula başlayanlar, liseye başlayanlar oldu. Şimdi çocuklar tabii çok ağırlık taşıyorlar, yük taşıyorlar, çanta taşıyorlar, okula gidip geliyorlar. Acaba biz bunlara ne kadar ağırlık vermeliyiz? Çantalarına ne kadar ağırlık koyabiliriz? Şimdi hayatın gerçeği bir şeyler taşımakla mümkündür bir şeyler taşımadığımız zaman omurgamız yeteri kadar güçlü olmaz. Hiçbir şey taşımamak gibi, hiçbir ağırlık kaldırmamak, bir şeyi bir yerden kaldırıp bir yere koymamak omurga sağlığını bozduğu gibi fazla ağırlık taşımak da omurga sağlığını bozar. Çocuklarda skolyoz dediğimiz bir takım rahatsızlıklara neden olur. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların vücut ağırlığının yüzde 10'u kadar en fazla. Ortaokul çağındakilerin yüzde... %15'i kadar yani vücut ağırlıklarının %15'i kadar, lise çağındakilerin ise vücut ağırlıklarının %20'si kadar ağırlık taşımaları mümkün olabilir. Ancak bundan daha fazlasını taşırlarsa omurgalarında problem olabilir. Teknolojinin yanlış kullanımı omurga sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Günümüzde yetişkinler çok fazla cep telefonuna bakıyorlar ya da bilgisayarlarını yüz hizasından aşağıda tutuyorlar. Bu nedenle sürekli aşağı doğru bakıyorlar. Oysa boynumuzun bir eğriliğinin olması gerekiyor. Bu normal eğriliği eğer aşağıya doğru bakarsak zaman içerisinde kaybediyoruz. Boynumuzda düzleşme ve geriye doğru dönme oluyor. Bu da boyun omurgamızın bozulmasına, deforme olmasına neden oluyor. Aynı şekilde otururken ee, öne doğru aşırı eğilirsek ya da vücut ağırlığımızın e, üçte birinden daha fazla ağırlıklar e, kaldırmayı e, geleneksel bir hareket olarak kabul edip çok fazla ağırlık kaldırırsak e, o zaman e, yine omurgamızda problemler meydana geliyor. D vitamini omurga sağlığı üzerinde oldukça önemli bir rol oynuyor. D vitamini çocukluktan yetişkinliğe kadar e, bütün ömrümüz son derece ihtiyacımız olan omurga sağlığı için çok gerekli olan bir vitamindir. D vitamini yetmezliği olduğu zaman da omurgada kırıklar meydana geliyor. Hiç farkında olmazsınız. Az bir ağırlık kaldırırsınız. Sırtınızda ya da belinizde kırık olabilir. Ya da yatarken uyurken belinizde kırıklar olabilir. İleri yaştaki hastalarda D vitamini yetmezliği oluyor. Normal kişilerde de ülkemizde özellikle D vitamini eksikliği son derece fazladır. Bu konuda herkesin kendisini kontrol ettirmesi lazım 60 yaşın üstündeki herkesin bu konuda duyarlı olmasını tavsiye ederim.